Ve devam ediyoruz. Adrenalin tutkunları İstanbul'da buluştu. Paraşütçüler Dünya Kupası kapsamında Avrupa'nın en yüksek binası olan Safir'den gün boyu atlayışlar gerçekleştirdi. Gözler İtalyan foto model Roberto Mancino'nun üzerindeydi. Nefesleri kesen atlayışlar tam 261 metreden Avrupa'nın en yüksek binası Safir'in tepesinden gerçekleşti. ProBase Dünya Kupası'nın ilk ayağı İstanbul'da başladı. Amaç en kısa sürede hedef noktanın üstüne inebilmek. Adrenalin tutkunları İstanbul'da buluştu. 261 metreyle Avrupa'nın en yüksek binası Safir'den atlamaya başladılar. Etkinliğe 18 ülkeden 65 yarışmacı katılıyor. Ancak gözler özellikle birinin üstündeydi. Dünyaca ünlü foto model Roberto Mancino da katılımcılar arasındaydı. Mancino aslında yurt dışında yaptığı çıplak atlayışla gündeme gelmişti. Ancak İstanbul'daki atlayışında kıyafeti üstündeydi. Safir'in 54. katından atladı ve evet şu an yanımıza doğru geliyor. Alkışlar arasında atlayışını tamamlıyor. Daha önce daha yüksek binalardan da atladım ama yine de heyecanlandım. Türkiye'de bulunduğum için çok mutluyum. Bu kadar yüksekten İstanbul'a bakmak çok etkileyici. İstanbullular atlayışları heyecanla izledi. Benim cesaretim çok. Eğitimini alsam yaparım diyor. Alırım, yaparım. Yaparım yani, cesaretim çok. Tüyleri diken diken eden yükseklikte ekmek parası peşinde koşanlar için atlayışlar pek de heyecan vermedi. Bize normal geliyor ya. Biz yüksekte çalıştığımız için bize normal geliyor. Yani normal seyir zevki güzel ama. Bizim işimiz de hep yüksekte olduğu için ani beraber gibi bir şey, sahibi ataş. Hava şartları izin verdiği takdirde atlayışlar bir hafta sürecek. Yarışmanın bir sonraki ayağı Norveç'te yapılacak.